O zaman haydi bakalım. Şöyle attım burayı. Ulan kamerayı yumulttum. Yarın salı değil mi? Evet. Yarın salı. Yarın salı değil mi? Evet. Yarın Yarın salı salı. değil. Yarın salı değil. Tamam işte bugün salı yani. Evet. Tamam. Tamam, Evet. tamam, tamam. Bugün çok işim var. Saat 1'de çocuklarla go-kart'a gideceğiz. Gerçekten çok meşgul bir Bayağı adam. önemli bir Sonra iş. akşam, sonra akşam yayın açacağım işte. Pardon. Pardon, ona Aman değdim. Doğracığım. Çarşamba da saat 2'de tepkikolik çekimine gideceğim. Tamam Efe, çok meşhur bir adamsın. Hayır. Tepkikolik çekimin ne zaman olduğunu söylemek için, tekrar hatırlatmak için söyledim. Niye öyle duruyor? Böyle oturacağım bugün. Ama şimdi durun. Var mı diyeceğim? Var. Ne? Oturma. Oturacağım. Bölüme bir soruyla başlayalım. Hadi bakalım, ask me. Daha önce hiç ikinci el olarak bir eşyanı, evini, arabanı vesaire sattın mı internetten? Kıyafet sattım dolar. Ben hiç satmadım biliyor musun? Bugüne kadar galiba hiçbir şeyimi satmadım ya. Neden öyle yaptım ben? Satan var. Mesela Mert sattın mı hiç? Ben laptopumu sattım. Esra sen? Ben bir elbisemi sattım dolaptan. İyiymiş valla. MP3 player satmıştım. Ama yani elden yani hani arkadaşıma satmıştım anladın mı? Sattım mı? Satamadım ya. Keşke dolap... Ya hayır. Ama dolaba eşyalarımı yüklemek istiyorum çünkü çok fazla kıyafetim var. Bu dolap kaydırımı mı bu video? Yani biliyor musunuz diye soruyorum yoksa gerçekten herkes bu kadar dolap kullanıyor mu? Vallahi Ama kay. gerçekten çok kullanılıyor bu Evet arada. kullanılıyormuş harbiden. Ben ona şaşırdım işte. O kaydırmalı sandım yani. Gitar prosesörü vardı. Ha. Sonra koşturdum da koşturdum peşinden. Niye Parayı ne sıkıntı alamadım. çıktı? Parayı mı alamadın? Ha. Hani böyle ödeme sistemleri, güvenli ödeme sistemi yok. Kim bilir kaç sene önce ben lisedeydim ya. Telefonumu sattım. Nelere dikkat ettin satarken? Başına bir şey geldi mi? Ne tarz insanlar seninle iletişim kuruyor? Ha. Ödücüler falan böyle. Eyvallah. Şimdi şöyle tanıdık bir yere veriyorum. O hallediyor. Yani o telefoncuya satıyor, telefoncu Oğlum yani sıçtı sorunun içine ya. Böyle bir içeriğimiz zaten az çok abi anlamışsındır herhalde. Evet, ikinci el aldığın eşyaları bize Hayır. gösterecek. Evet. Sana şimdi sahibinden sitesinde yer alan ilginç komik... Sahibinlerin en komik ilanı şeydi ya. Adamın içinde sigara dahi içilmemiştir diye sattığı arabanın dikiz aynasında fotoğrafta sigara içiyor olması çok iyiydi. Harika ilandı. İlanları gösterdi. Şey bu Çıtır hasar... Çıtır hasar da çok iyi evet. Asıl kayıtlı ama araba tarumar olmuş değil mi onlar ya? Gerçekten çok ilginç ilanlar seni bekliyor, onu söyleyebilirim. Hemen şöyle ilkinden başlayalım. Ne? C200 kompresör avantgard plakalı ruhsatlı muayeneli. Evet. Yürür bu araba ya. Yürüründe sıkıntı yok gibi duruyor. Park ücreti Ne? falan. Bu ne hurda niyetine mi? Evet. 13.800 lira mı? He, Are anlar you mısın? fucking kidding? Yürür yürür ya. Çıtır hasarlı abi. Çıtır hasarlı. Airbagleri açılmamıştır. Ağır hasarlı, trafik kazası falan. Bu arabayı kim alsın? 13 bin lira. Mantıklı bence bu. Hurdacı olsam alırım. Bunu. Evet. Hurda alırım. Hurdacı olsam alırım yani. Ama hani alayım yaptırayım gibi bir kafaya girme. Boyasız bu arada. Boyasız. Buna ne olmuş abi? Üzerinden tren mi geçmiş? Ne olmuş yani? Hakikaten evet. Üzerinde Hani... çünkü sıkıntı var. Hani... Sigorta şişirmeli. Bir şey düşmüş Abi bir galiba. şey düşmüş belli ki. Yanlamasını ortasından göçertmiş yani. Sanki Evet. böyle şey ince de bir şey düşmüş. Neyse. Motorda, şanzımanda en ufak hasar yoktur. Nasıl yani ya? Motorda şanzımanda en ufak hasar yoktur, sağlamdır. Yani Sağlamdır yani. Buraya muayenesi. diyorsun peki? Ön tarafına vurmamış demek ki. Abi şaka mısın? Bu arabanın motorunun şanzımanında nasıl bir Hizakar. şey olmaz? Hayır, motorda şanzımanda en ufak hasar yok sağlam ama TR'nin her yerine nakliyeyle yolluyorlar arabayı amına Çizik bile yok, çizik 2015 yılının 9. ayına kadar muayenesi devam etmektedir. çizik. Sonra Bu vefat aynı. etti arkadaş. Aynen.
Yani alan varsa satılıyor demek ki. Yani tabii bu saatten sonra muayeneli olmasının çok bir anlamı kalmamış yani. Diyor ki... LPG abi büyük ihtimalle LPG patlamış. Telefonun en dolu modelidir. Yardım tabi. Ne yapacak ki adam? Çöpe mi atsın? Satacak. Orada. Gerçekten bu ilana neden sınıfın en dolu modelidir yazarsın ki? Önce satması makul. Ooo. O ne? Yılın fırsatı. Kadıköy'de 1+0 daire 147 bin TL. Oğlum yılın fırsatı. Kadıköy'de 1+0 daire sadece 147 bin TL. Anılcım. Bu depo. Kadıköy'de 1+0 daire şu anda görüyoruz efendim. 147 bin TL mi? Oğlum siz kafayı yemişsiniz lan. Yılın fırsatı işte. Şöyle bir yer. Abi açın Allah'ım ya. Mutfağı. Nasıl bu hale gelmeyi becermiş burası ya. Kadıköy'de. Tamam. He. Çok mantıklı. Stüdyo daire. Bunu aha yaptırıp... Yani burayı hiç yapmamışlar ki. Şey yapabilirsin. Mahzen bu. Şarap mahzeni falan yapabilirsin herhalde. Banyo bir. Diğer odalara da şöyle bakalım. Abi istersen. Dalga mı geçiyorsun sen? Aidat sıfır. Yani bence üstüne para verilmesi gerekiyor. Hani yöneticinin al kardeşim 100 lira aidat parası. Korku filmi gibi ya. Yerin altında bile dibinde değil evet, mi? Evet. Oğlum baksana mutfağındaki camın baktığı yeri gör yani. Uff. Buraya niye cam koyarsın yani? Gibi. Bina yaşı 21-25, aidat 0 tabi. Pencere koymuşlar da koymayın daha iyi yani. Apartman boşluğuna bakıyor. Evet. Çok tatsız. Mesela daireye giriş yolu da bu abi. 7-24 elektrik falan masrafı bunlar yani. Evet evet. Çok tatsız be abi. Baya ilginç bir daireymiş bu arada. Ya bunu koymazsın bu arada ya. Ha. Dairede bulundun mu? Böyle değil hani. Nasıl diyeyim sana? Yerin dibinde olan bir dairede bulundum. Kot. 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 Mert. Ha. Kot mu? Yani ne demek ya kot ne demek bilmiyorum kanka. Kot işte amına koyayım. Yani yerin altında olan dairelere kot denir ya. Bilmiyorum. Dedim ya. Ha. yani illaki bulunmuşumdur da yani öyle öğrencilik dönemimden beri hiç kot bir evde oturmadım. Çok rahatsız edici. Bilmiyorum vallahi yani. Bir kere bulunmuştum çok rahatsız edici. Herhangi... kot! Firit'in 5-5 gibi oldu ama. Kot! Bu arada hani gidişat düzgün olsa aslında sıfır ışık aldığı için stüdyo müdüyor yapabilirler bir boya badanayla 147 bin tabii. Ucuz. Yani alıp düzeltebilirsin ama öyle bir imkan var midur? 300 bine bunu yaptırabilirsen içini komple 447 hadi 500 bin. 600 bine satarsın Kadıköy'de yeri güzelse. Okay. Bence makul. Heh yani. İçinde küfür dahi edilmedi asla veremeyeceğim bir söz. Aga be. Tofaşların gerçekten 8600 lira falan olduğu zamanlar, 9000, 10000 olduğu zamanlar. Şu an bu tofaşın aynısı 30.000'dir en az. İçinde küfür var yani. İçinde küfür. Çok iyi. Bu gider yalnız. Abi içinde bir aranın küfür edilmemiş olması sana bir cazibe yarattı mı şu anda? Harbiden motor gücü 150 beygir mi? Yani o kadar özellik diyor yani. O evet, kadar evet. Güzel davranmış diyor. Yarattı gerçekten araba. Bak chat söylüyor 35 bin diyor. Böyle iyi bakılmış gibi görünüyor. Önemli. Önemli. Ya, o kadar temiz ki adam nasıl betimlese. O kadar temiz hani. Aklı bile karışmamış arabanın. Hani, küfür dahi kulağı bile kaymamış. Negatif enerji yok arabada hiç. 250 ama, bin kilometrede. Küfürsüz şöyle... de o kadar yol nasıl gitti acaba bu İstanbul trafiğinde? Elimden çıkartmazdım ben bu derece hani bir ilişkimin geliştiği bir arabam olsa. Gömerdim bir yere. Başkasına vereceğim. 06 plaka Tofaş içinde küfür edilmemesi mümkün değil. Mümkün değil yani. Evet. Önemli negatif enerji seçiyor. Evet. Mesela bizim araba. Yani iyi bir tahlil evet. Negatiflikten böyle böh olmuştur artık. Çok pis küfür ederim yani. İğrenç küfür ederim. Annelerine küfür ediyor musun diğer şoförlerin? Yok genelde kendilerine ama ha. Çok çirkin ederim yani. He. Gözdeciğim en enteresan ilanlardan bir tanesi. Korona deneyi sahibi 3 milyona satılık sinema filmi. Evet. Yapmışlar. Ne? Korona nedeniyle sahibinden satılık
Ne yazıyor amına koyayım? Bir çık ya. Korku filmi. Korku filmi kanka. Çıkmamış mı? Sinemaya çıkarmamış mı adam bu filmi? Hayır, hayır. Satıyor o yüzden. Aynen, yapmış satıyor kanka. Almamız yok mu efendim? Ya alan ne yapacak ki bunu? Sinemaya verecek. Ya o niye vermiyor? Demek ki acil sıkıştı paraya. Aynen, paraya sıkıştı. Korona da verirse eğer bunu sinemalara yayınlarsa para kazanamayacağını düşünüyor bu arkadaşımız. Zaten sinema diye bir şey olmadığı için. Ya oluyordu ya arada demek. Arada ile olur mu oğlum bu iş? İşte. Araba mı yayınlayamamışlar? Aynen öyle. Abi bu evet, bu hakikaten korona sebebiyle oldu belli. Hani korona sebebiyle kafayı yarıncasına sıkılmaktan ötürü hani böyle bir ilan koyalım demiş birisi belli ki. Nasıl yani? Ha bayağı filmi çekmişler, vizyona girmemiş, aynen. 3 milyona satıyorlar çünkü 3 milyon getiri getirebileceğini vaat ediyorlar ha. Sinema filmi, evde DVD yani. Açıklaması. 2019'un en çok izlenen 5. korku filminin yönetmeni Yunus Şevik, namı değer çeken adamdan cinsiz bir film. Gıcırgıcır en uzun. Çok temiz. Çok temiz, sıfır ikinci el değil. Sahibinden gıcır gıcır. Muazzam bir açıklama. Videoda çıkmaya hazır. Niye satıyor? Yayınlayamadım. Ha, filmi çekerken Porsche'mi satmıştım. O yüzden Porsche takas düşünmüyorum. Ciddi şeye bak. Demek ki inanmış filme. Bir yok şey yani. Değil mi ya? Kutsal Damacana İtmen'deki Serkan. Ferrarisini satıp evet, evet. Nirvana'ya ulaşıyordu. Yani ne yapsam bilemedim şu an. Seyirci kaygısı olan aramasın yazıyor eğer aşağıda. Saygımı duyuyorlar. Ben Porsche'de kayboldum. Porsche'sini satmış. Ben yapmazdım. Yani bunlar bildiğin şakasına herhalde yani takılmışlar bence. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela araba falan alırken abi bir test sürelim. Bir tur sürelim. Mesela dersin ya. Bunu bu kör kurşun. Bir izleyelim. Bir kere izlersin, çekersin zaten. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Antika 3 tekerlekli el yapımı dekoratif bisiklet. Tabii ekrana tıklayabilir misin? 65 bin TL. Tıklıyorum. Evet. Bir saniye. Yuh! 65 bin lira. He? Hayır güzel de gözükmüyor hani. 65 bin lira mı? Benim oğlum var 65 yüzüyor. Lan onun maliyeti 6500 lira etmez 65 bin. Antika. Ne antika, paslanmış lan. Çok kötü. Abi renk de korkutucu bir renk evet, yani. Evet evet. Tatlı he ama 65 bin değil. Evet. Hani 200 lira olsa alırım. Hayır antika gibi de gözükmüyor ki. Antika değil ki eski. Aynen. Eskiyle antik. Gerçekten bak. Vay kıyamam. Yalnız abi gerçekten çekildi arka plana falan bak ya. Bir paket halinde geliyorlar galiba. Direksiyon. Gidon mu? Ne deniyor? Direksiyon. Biraz şey değil mi ya? Yani gerçekten acaba bunun böyle bir piyasası var mı ya? Vana değil mi abi o? Çevirmek için. Paslanmış zaten. Bu yani. Bak bu direksiyon bir tık çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Takla atma potansiyeliniz abi, yüksek. Öne ağırlık verirsiniz. Bir göstersene mesela bu üstünde nasıl kullanılması gerekiyor. Dede ya hadi gari 60 yıllık. Benim babamın da şu an bizim Şebin Karahisar'daki evde evet. Çatı arasında kızağı var mesela. 5 yaşında kayıyor desen 65 yıllık kızak. Hı. Ben de mi satayım onu? Şimdi ufak bir bekleme yapıyoruz abi burada. Tamam. Neden diyorsun? Ha neden? Neden? Bak adam hemen beklemeye başladı. Ha şeye ayak uydurdum ya bir an. Orhan'cığım ufak bir ara veriyoruz. Tamam. Suluk mu tanıtacağız? Hayır. Suluk tanıtacağız zannettin mi? İzleyicilerimizden ricam. Dis. Size destek olmak istiyorlarsa bir beğeni tuşunu şu anda bassınlar. Şu dakika basın zaten yani o ha, kadar. Ha bir bekle. Bastılar. Tamam. Devam ediyoruz efendim. Arkadaşlar like. Tamam istedim tamam. Bu da yalnız güzel gö- görünüyor. Bak bu çok temiz tutmuş. O para etmez ama. O parayı etmez. Ama 195 bin çok olmuş be abi. Çok, evet. Hani... Neden? Neden 195 bin? Ne özelliği var? Kod. 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 Seviyor olabilirsin, değerlenebiliyor olabilirsin ama herkes aynı değeri vermek durumunda değil. Bunlar gerçek mi ya? He? Ay 24 Aralık 2020. He, ha bayağı gerçek. Bir de benzinle, bir de manuel. Bir de sedan. Büyük ihtimal. Hayır bir de 50 beygir yani yazılımlı mazılımlı bir şey diyeceğim öyle bir şey de değil. Bu da yine garajda unutmuşlar.
Böyle bir sarılar. Ama az kullanılmış mesela. Yani 26 yıllık araba 21 bin kilometrede gerçekten çok az kullanılmış bir araba. Daha sonra dede yadigarı. Evet, ve mesela 21 bin kilometrede. Ama da... 21 bin işte bak garajda unutulmuş. Sonra onun lastiklerini şişirmiş, yıkamış, tekrar bir pasta cilaya götürmüş. Aynen. Tertemiz gıcır duruyor. Ya daha o kadar şeye gelmedi bunlar. Mesela 50 senelik, 60 senelik arabaları evet onlar artık koleksiyon olarak geçiyor. Geçiyor, aynen. Ya bunlar daha o kadar yani. Değil abi. Ha bundan bir 20 sene sonra okey. Şöyle abi açıklaması var. Eşi benzeri yoktur demiş 21 bin kilometrede. Ne demek 21 bin kilometre mi? Çok az evet. Abi biz resmen zamanında koleksiyon yapalım diye almışlar galiba. Boyasız, çiziksiz, tüpsüz, göçüksüz, 5 lastik fabrika, koltuk poşetleri, güneşlik poşetleri, cam barkodlarına kadar üzerinde durmaktadır. Yedek anahtarı, yedek lastiği, krikosu, bijon anahtarı ve ilk yardım çantası kullanılmamıştır. Sıfırdan beri alınan faturası, kitapçıkları ve bütün muayene evrakları durmaktadır. Aracın gerçek değerini bilen ciddi kişiler arası adamlar 94 yılında zamanı durdurmuşlar ve bu arabayı paketlemişler abi. Galiba. Eşi benzeri yok 21 kilometre. Bak 21 kilometrede olduğu ne kadar gerçek ne kadar değil onu zaten expert bilir. Oğlum ben galeri falan mı açtım? Yok baba ama tipinden de belli kilometresiyle oynanmamıştır onun. Sen bayağı bilgi. Aşağıdaki şu 3 bilgi bile zaten yeterli. Arabalar hakkında bayağı bilgim varmış benim. Dur koltuk poşetleri, güneşlik poşetleri cam barkodlarına kadar üzerinde durmaktadır. Koltuk poşetleri nasıl üzerinde? 21 bizim kilometre... vardı bir tane Uno annemin ilk arabası. İkinci el almıştık ama 5000 kilometrede falan almıştık. Poşetli geldi. Sonra annem de madem poşetli geldi dedi biz de sökmedik. Biz de poşetli sattık. Devam ediyoruz efendim. Beyefendilik dersleri bir hafta süre boyunca 4 kişiyle. Ben adamı satıyorlar sandım. Ben bunu görmüştüm ya. Batuhan tam sendin bir şey. Bak bunu arman lazım abi gülme. Niye ulan ben şerefsiz miyim? Oğlum beyefendinin zıttı şerefsiz mi oluyor ya? Ben beyefendi değil miyim? Seni yollayalım ya Allah rızası için. Vereceğim. Yaren. 4000 lirayı ben Yaren. Vereceğim. Git. O tribe ben de girip ben de beyefendilik dersi verebilirim. Ya sen nereden ama, beyefendilik dersi vereceksin ya? Ama saatine 40 lira istemeye utanırım. Çünkü dersi ben veriyorum. Şimdi bir hafta kaç derse tekabül ediyor acaba? Kimin verdiğine göre de değişebilir ama fotoğraftan kimin... Hani birazcık... Net fotoğraftaki adam veriyor bu arada. Ben eminim. Yani şu an eminim ben buna. Sanki işin içinde bir sahtekarlık varmış gibi. Bunu tabii hepsini okuyacağız ama neler yapılıyor efendim? İlk 4 haftada yoğunlaştırmış ve gereksiz öğelerden arındırılmış şekilde bir diksiyon ve tonlama eğitimi veriliyormuş. Ses tonunuzu düzenleyen, tonlamalarınız üzerine cümle cümle çalışılan bir öğretim artı uygulama modeli uygulayarak konuşmanız düzenli ve berrak bir hale getirilir. Cümlede farkındaysanız düşüklükler var. Umarım düşük cümle öğretmiyorlardır. Ağza kalem koymak gibi öğeler yerine tonlamalar birer birer çalışılır ve evet bu ağza kalem koymak doğru. Kurşun kalemle yapılır bu. Kayarsan... Hayır işte adam diyor ki ağza kalem koymak yerine hani... Evet tamam mı? Şu şekilde konuşursunuz ama büyük büyük, büyük büyük, ağzını açarak büyük büyük, dilini buraya değdirmemen gerekiyor. Kalemi çıkarttıktan sonra diş izinin kalmaması gerekiyor. Bu alıştırma dudak hareketlerini daha fazla çalıştırıyor. Artı olarak dilini içeride, dil kaslarını daha fazla çalıştırıyor. Yani 4 hafta boyunca konuşmanı düzeltebiliyor. 16 bin lira konuşman düzelsin diye harcıyorsun. Ondan sonraki 2 haftada da sonraki 2 haftada dış beden kontrolü, vücudunuzu nasıl hareket ettirebilirsiniz? Aynen. Mesela şöyle... Acaba bunu alan oldu mu ya? Vallahi o kadar merak ediyorum ki. Durduğun ben zaman vardır daha... Ya. Yoktur be oğlum. Belki bir kişi falandır ama alan vardır. Bilmiyorum vallahi. Karakterli ve stabil bir insan mı olmuş oluyorum? Abi mesela. Sen ne yaparsan yap olmuyor, karakterli stabil. Sen son 2 haftaya gir. Derslere ilk 4 haftayı biz aramızda hallederiz de. Yürümenin de benim sıkıntım var ya. Hımmıl gibi. Ben? Hımmıl mı? Takım elbise de eller cebe nasıl atılır? Daha elit, daha kültürlü, daha eğitimli bir haftada. Sims sanki ha. Hani evet. O kadar basit kriterlerle bir noktada beyefendilik tanımı yapmış yani. Sigarayı imaj oluşturmak amacıyla nasıl
kullanabilecekleri öğretilir. Zaten ben burada bıraktım ya. Yani sigarayı bir imaj öğesi olarak nitelendiriyorsa zaten bitti burası benim için. Ama başta sigara kullananlar için diye belirtilmiş. Ölüyorum ama 4000 lira da etmez ya. Anacığım. Ultra silikon yakışıklı adam. Bu ne? Türkiye'de bir ilk. Hollywood filmlerinde oynanılan gerçek ötesi orijinal maskeler. Ultra silikon yakışıklı adam adam maskesi nasıl ya? Anlayamadım. Silikon mu var şu an adamın söyledi? Evet. Nasıl ya? Bu silikon. Aa, hakikaten lan silikon bu. Oha, çok iyiymiş yalnız bu. Yani 12.500 olmasa düşünülebilirmiş. Ha, ben bayağı ciddi adam sandım. Bayağı gerçekçi. Ooo. 12.500 TL ama. Bence ucuz bile. Nasıl? Yakışıklı değil. Nasıl yakışıklı? Ama gerçekçi. Çok yani. Gerçekçi ama bu sakal modeli bilmiyorum. Benim tercih ettiğim şey değil. Hollywood filmlerinde oynanılan gerçek ötesi orijinal... Film, dizi, klip ve diğer görselliği yüksek olan yerlerde maskeyi benim takmam şartıyla kiralanabilir. Maskeler diye sunmuşlar abi. Gerçekten film için aslında sunulan bir şey bu. Şimdi abi şöyle hemen onun da bir videosu mu var? İzliyoruz. Aa, çok iyiymiş be. Abi belli oluyor ama silikon oldu. Ha, göğsü de var. Biraz korkunç ya. Ha, ağız da hareket ettiriyor. Burak çok gerçekçi. Burak! Allah Allah. Gerçekçi değil mi? Çok iyi lan. Bu bayağı profesyonel duruyor ha. Sadece gözler ekstra derinde kaldığı için belli oluyor. Aynen. Bu arada. Aynen. Enteresan. Ya yüzde bir gariplik var. Var. Evet. Hani var var. Ya, gözler çok içeride ya o yüzden. Evet o da. Kirpik aynen. Yok. Evet. Enteresan. Korkunç evet. Evet, bu da böyle ultra yakışık. Bir komedyen vardı ona demiş, benzemiş. Şey, Atalay Demirci değil mi? Bu kısmına katılmamakla beraber enteresan bir girişimcilik. Evet. Aynen öyle. Yemin ediyorum şunu giysen sokağa çıksan erkek zannederler seni. Bunu al, ben giyeyim, kanala yeni kişi geldi. Bir yıl sonra açıklıyorum, yarın çıkıyorum. Evet, bence çok iyi. Çok iyi fikir ya. Daha da ilginç bir ilana geliyoruz gözdeciğim şimdi. Satılık ne var biliyor musun? Bir kilise. Bunun tapusu bir insanda mıymış? Evet. Mardin merkezi satılık 1700 yıllık tescilli kilise binası. Nasıl yani ya? Bu nasıl Kültür Bakanlığı'nın falan elinde değil ki? Aa, güzel. Tarihi bir yer abi bu. Aynen öyle abi. Ama tarihi bir dakika. Tarihi yerler sahibinden satılabiliyor mu? Bunlar satılabiliyor mu böyle? Bu var ya çok daha pahalıya gider. De şey garip değil mi bunun birisinin mülkünün olması? Evet. Bunun şeyini nasıl aldılar? Ne deniyor onu? Bilmiyorum. Tapu, satış izni. Evet, kişi üzeri. Tarihi eser çünkü yani bu bir tarihi eser. Daha da yeni ha, yeni koymuşlar. Şöyle bir odası da var. Burayı da çalışma odası olarak kullanabiliriz. Şöyle farklı fotoğraflarımız da. Burak yok mu bu kadar paramız? Ben buraya kafe yaparım kız. Bir bakalım. Of. Burası var ya alınır ha. Ya ben şato falan yok muymuş hiç sahibinden de. Burada galiba dayı marangozluk yapıyor şu an. Evet. Dedi ki ben bu mesleği bırakacağım. Burayı 7 milyona satacağım. Üst tarafta o ışık var ya, o ışığın üstünde demir bir kapak var ya. Orası giriş kapısı. Çünkü merdiven var yanında. Galiba oradan giriyor buraya. Abi olabilir. Abi şöyle açıklaması da mevcut. Süryani Kilisesi'ymiş. İçerisinde 3 adet din adamı mezarı mevcuttur. Allah Allah. Oğlum yemin ediyorum. Yatır gibi şey yani. Mi satıyorlar bize? Beyrul Zaferan Kilisesi'ni. Bir şey söyleyebilir miyim? Burak kesin almalı. Ben çok beğendim. Oğlum bundan sonra altın mı altın vardı? İçerisinde 3 adet din adamı mezarı var diyor ya. Tamam ne dedi? Nasıl beğenmiş olabilirsin? Yatır gibi düşün. Çıkarız. Özeldir. Mülktür herhangi bir kuruma ait değildir. Demiş. Ben bunu çok garipsedim. He. Allah Allah hiç kilise kimin hiç mesela camiler ya da... Oğlum altında iki tane tünel varmış. Tünellerden biri bence... başka bir kiliseye, bir tanesi de Mardin Kalesi'ne bağlanıyormuş. Bu bence gerçek bir ilan değil. Bu kesinlikle şifreli bir ticaret aracılığı. Allah Allah. İbadethanelerin
Hangi bir tanesi? Şahsına ait olmayan. Kaçakçılık çok söz konusu olabilir. Gerçekten ilginç bir durum. Devam ediyoruz efendim. O bir fenomen. Ters. Aaa. Çok iyi ya. Oha, üretim hatası. Aynen, bu çok iyi kanka. Dönmüş eti puf. Çok iyi. Bir üretim hatası olsa gerek. Zeyrac'ın alma tarafını çekmiş. Abi yazık. Ha böyle mi satılmış? Abi. Oha. Ya, üretim hatası yani. Ben bunu 500 bin liraya da koyardım. Dalgasını abi, ha. Fenomen olmak için. Ya çok ilginç insanlar. Ama bu goy goy. Ama şey, 500 lira birisi teklif etse net satar. Hani bunu yemiş midir acaba? Direkt satar mesela bunu koyar. Bunu var ya, hayatta yememiştir. Ama gerçekten mesela bunu alan var mıdır? Ya da almaya yeltenen. Bilmiyorum, bu arada ne zaman ilan bu 2012. Eski? 2012. 8 sene. 8 sene önce 500 lira da az para değil yani. Evet. N11'de hatalı basım 100 TL 60.000 TL'den satılıyormuş. Nasıl ya? Son olarak Yaren. Ay Burak. Ne oldu buradan işte? İstiyorum ya bir tane at. Ya aga ya. Bu Efe nasıl bir? Ya bu nasıl bir lüks ya? Kendine ait bir toprak parçası, o kadar güzel bir şey ki. Çok yükseliyorum ya. Yayın patlar. Şükrü'yle hatırlıyor musunuz? BBL'deyken hep konuşurduk. Bir ada falan filan böyle. Ha. Keşke adamız olsa falan. Adam olsa ne olur ki? Çok mantıklı. Oğlum 265 bin metrekare. Kanka tanıdığın herkesi toplayacaksın. Ve kanka. Kanka. 20 milyon dolar. Hiçbir şey ya. Hiçbir şey abi. Şakam yok bu arada. Hiçbir şey yok. Ada, evet. Ben Ayvalık'ta ilk defa böyle bir ada gördüm. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bence Ayvalık falan değil. 135 milyon TL diyor. Vermem. Atuhan nasıl vermezsin? Abi 135... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. 200 milyon TL'm olsa kenarda gider alırım. Vallahi alırım. Vallahi alırım ya. Yok kanka, 200 milyon TL'n olsa alınabilecek bir şey değil bu arada. Risk mi? Ama şöyle söyleyeyim. 1 milyar... Bilmem şeyim. Yok olsun. Abi ya, yok ya. 200 milyon TL olsa alırım. 60 Kemal var ya, oraya... ben sana bir söyleyeyim. Kemal'de 135 milyon TL olsa gider alır bunu. Tamam da kanka, sonrası ne? Sonra Rast amına koyayım, Forest. 5 milyon TL'ye Ayvalık'tan niye ada alayım ben? Ayvalık'ı alırım. Yalnız çok iyi değil mi ya? Metrekare fiyatı 500-900 lira diyor aslında, alınır. Ha evet lan. Yani şöyle 10 metrekare alınır. Nasıl? Ya Burak, bir adamız olsun. Adada çekim yapsak mesela. Of, yeni survival. Ya ben her seferi sizi nasıl getirip götüreceğim özel jetimle? Oğlum, adada yaşayacağız. Siz de? Hep beraber. Ben ne yapacağım? BBG evi çekeriz. Bu ada bayağı iyiymiş. Bak, gördüklerimiz içerisinde en çok tav olduğum şey bu. Evet. Yarın öbür gün o paraya sahip olursam o adayı alırım. 268 bin metrekare. Ben var ya, param olsa alırım. Çok mantıklı. Peki Orhancığım, bölümümüzün sonuna geldik abi. Gel. Efe, 135 kişi 1 milyon almamız yok mu? Allah arkadaşlar, yani isterseniz 270 kişi 500 bin. İsterseniz 540 kişi 250 bin. İsterseniz 1080 kişi 125 bin. İsterseniz 2160 kişi 62.500. Yani isterseniz 135 bin. Yanlış böldüm. Yanlış böldüm. Yo, doğru böldüm. Alırız. Gerçekten çok enteresan ilanlara baktık. Böyle efendim ben ilanlar. Ben bunu çok beğendim. Alamayız hiçbir zaman tabii. Kaç yıl çalışmam lazım? Askeri maaş alsam. Bıyıkların öncelikle hayırlı uğurlu olsun demek istedim. Sağ ol abi. Hani şimdi ben çok uzadı sakallarım. Sonra kesiyorken de yani. Acaba şöyle de olacak, böyle olacak. Aynen öyle. İsterseniz 135 milyon kişi 1 TL. İsterseniz o kadar insan Türkiye'de 13,5 milyon kişi 10 TL. Daha iyi bence. İsterseniz de 1 milyon 350 bin kişi 100 TL'den yapalım işte şu işi, hadi. Ya 135 bin kişi 1000 TL'den yaparız ya. 135 bin kişi 1000 TL. Bence çok okey. Bak ya. Bu da yattı aklıma. Bu da yattı aklıma. Bayağı ideal. Hem kalabalık yok. Aynen öyle. 135 bin kişi 1000 TL. 135 bin kişi, ben size söyleyeyim.
O ada 268 bin metrekare. Kişi başı 2 metrekare düşüyor. 10 numara. 10 numara. 10 numara yaşarız. Ne yapacaksın 2'den? Harbi ne yapacaksın? 2 metrekare herkese yeter de artar bile yani. Olacak nasıl oluyor diye bir merak hazır olmuşken bıyık bir yoklamakta fayda oluyor. Bir baktım ki rahmetli babamın gençliğine benzemişim. Tam benim yaşlarımda. Hani bıyıklı var mı fotoğrafları? Şu an olsa gösteririm ama var bir sürü. O da böyle tam şey olmuş ya. Yani. Bir kişi 135 milyon TL de sarabilir bu arada. Yani tam onu o zamanları çağrıştırdı bana. Hani gözümün önünde de böyle öyle canlanınca. Ulan dedim kalsın böyle. Zaten evdeyiz. Gerçi evdeyiz diyoruz da 1.8 milyonluk. 100 milyon izlediği aynen. Valla ben de hoşuma gitti ya. Şöyle bir sıcak bir hava kattığını hissettim yani. Vallahi güzel veriyordu.